Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. TEOG sınavına hazırlık İngilizce dersi 8. deneme sınavını yapıyoruz. Carl, I'd like to do something for old people. Bir şeyler yapmak isterdim yaşlı insanlar için. Jack diyor ki, then let's work for a charity for, orayı biz bulacağız. O zaman çalışalım bir vakıf için, kimler için? The young, the teens, the elderly, the kids. Gençler, 13-19 yaş kuşağı gençler, yaşlı insanlar, yetişkin insan, yaşlı büyüklerimiz, the kids, çocuklar. Doğru cevap. Bir daha okuyalım. I'd like to do something for old people. Yaşlı insanlar için bir şeyler yapmak isterdim. Then, o zaman, let's work for a charity for the elderly. Yaşlılar için vakıf adına çalışalım. Doğru cevap C. İkinci soruya geçiyoruz. I have never met a celebrity. Celebrity ünlü kişi demek. Asla ünlü bir kişiyle tanışmadım. Meet, met, met. Fiil üçüncü hali. I have never met a celebrity. Asla ünlü bir kişiyle tanışmadım. I have never met a celebrity. Ne gelecek? To, either ya da either. İki türlü okunur. After, before. To, dahi anlamında olumlu. Either ya da either, dahi anlamında negatif. After, sonra, before, önce. Şöyle izah edelim. Mesela ben mutluyum diyorum. I am happy. Öteki arkadaşın da diyor ki, I am happy to. Ben de mutluyum oluyor. Negatif yapalım. I am not happy. Ben mutlu değilim. I am not happy either ya da either. Doğru cevap either oluyor. Kontrol edelim. Never olumsuz eki çünkü. Negatif veriyor. I have never met a celebrity. Asla ünlü bir kişiyle tanışmış değilim. Tanışmadım. I have never met a celebrity either. Ben de asla tanışmadım. Doğru cevap B. Mert, there is something wrong with my computer. Bir şeyler var yanlış olan. With my computer, bilgisayarımla ilgili olarak. Oraya bir şey gelecek, biz bulacağız. Sure, tabii. Tell me what happened. Söyle bana ne olduğunu. So, böylece, I may know, bilebilirim. How to fix it? Onu nasıl tamir edeceğimi bilebilirim. Are you the last one who used it? Shame on you. Could you give me a hand? What's up? Anlamları. Are you the last one who used it? Son olan, onu kullanan son kişi sen misin? Shame on you. Ne ayıp yapıyorsun, ne ayıp ediyorsun diyor. Could you give me a hand? Give a hand, yardım etmek, yardım eli uzatmak. Bana bir yardım edebilir misin? Yardım eli uzatabilir misin? WhatsApp ne var ne oluyor? Doğru cevap otomatikman. Bana yardım eder misin? Bana yardım edin uzatır mısın? Bir daha yapalım. There is something wrong with my computer. Could you give me a hand? Bilgisayarımda ters giden bir şeyler var. Bana bir yardım edin uzatabilir misin? Sure, tabii. Tell me what happened. Söyle bana ne olduğunu. So, böylece I may know, bilebilirim. How to fix it? Onu nasıl tamir edeceğimi bilebilirim. Fix, tamir etmek. Doğru cevap C. I can't, buraya bir fiil geliyor, to my email account. I forgot my passport. Forget, forgot, ikinci hali, password, şifre. Şifremi unuttum diyor, email hesabıma giremiyorum. Log in, log off, log out, log on. Girmek. A. I can't log in to my email account. E-mail hesabıma giremiyorum. I forgot my passport. Unuttum diyor şifremi, doğru cevap A. Yusuf soruyor, how do you go to school? Okula nasıl gidersin? Mustafa diyor ki, I would rather walk, yürümeyi tercih ederim, than get on the bus, otobüse binmektense.
If I walk to, eğer yürürsem school, okula, I will fail the exam. I will be more energetic. I will spend too much money. I will not be healthy. I will fail the exam, sınavda başarısız olacağım. I will be more energetic, daha enerjik olacağım. I will spend too much money, çok fazla para harcayacağım. I will not be healthy, sağlıklı olmayacağım. Doğru cevap B. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? I would rather walk, yürümeyi tercih ederim, than get on the bus, otobüse binmektense. If I walk to school, eğer okula yürürsem, I will be more energetic, daha enerjik olacağım. Doğru cevap B. 6. You can take magnificent photographs and experience paragliding in Çeşme, thanks to its waves demiş. Boşluğa ne gelecek bakalım. You can take magnificent photographs and experience paragliding in Çeşme. Muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek fotoğraf çekmek. Magnificent, muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. And experience paragliding. Deneyimleyebilirsiniz. Planörle asılı gitmeyi Çeşme'de. Thanks, teşekkürler to its views, manzaralar demek. Unique, hospitality, region, pastry. Unique, eşsiz. Hospitality, misafirperverlik. Region, bölge, pastry, pasta, börek. Hangisi olacak? You can take magnificent photographs and experience paragliding in Çeşme. Çeşme'de muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz ve de planörle asılı bir gezme deneyimi yaşayabilirsiniz. Thanks to its unique views. Teşekkürler eşsiz manzarasına. Doğru cevap A. Wear, wore, worn. Giymek fiilin şu cahili, worn. I have worn, giymiş bulunuyorum, my raincoat, yağmurluğumu, because I want to get wet, so that I will catch a cold, in order to improve my learning skills, in case it rains later. Analiz edelim. Because I want to get wet. Get'in yanına bir sıfat koyduğun zaman fiil olur. Örneğin get old, yaşlanmak, get warm, ılıklaşmak gibi. Get wet, ıslak demek. Get wet, ıslanmak. Because I want to get wet, çünkü ıslanmak istiyorum. So that I will catch a cold. Böylece bir nezleye yakalanacağım. In order to improve my learning skills. Öğrenme yeteneklerimi geliştirmek için. In case it rains later. Daha sonra yağmur yağar diye. In case diye sesini veriyor. Doğru cevap Denizli'nin D'si. I have worn my raincoat in case it rains later. Yağmurluğumu giymiş bulunuyorum. Daha sonra yağmur yağar diye. Doğru cevap Denizli'nin D'si. Hakan soru soruyor. How can I get rid of these spots on my face? Get rid of, kurtulmak demek. Yüzümdeki bu beneklerden nasıl kurtulabilirim? O cevabı biz bulacağız. Then, o zaman, let's search on the internet. Let's search, araştıralım internette. I'm sorry but I don't know. Don't eat healthy food a lot. Don't drink water a lot. Don't sleep with your clothes on. I'm sorry but I don't know. Üzgünüm ama bilmiyorum. Don't eat healthy food a lot. Çok fazla sağlıklı yiyecekler yeme. Don't drink water a lot. Çok su içme. Don't sleep with your clothes on. Üzerinde elbiselerle uyuma. Doğru cevap. Bir kez daha okuyalım. How can I get rid of these spots on my face? Yüzümdeki bu beneklerden nasıl kurtulabilirim? I'm sorry but I don't know. Üzgünüm ama bilmiyorum. Then, o zaman, let's search, araştıralım, on the internet. İnternet üzerinden araştıralım. Doğru cevap A. Soru soruyor Penelope. Hey, look, how is my dress for tonight's party? Hey, bak buraya. Nasıl benim elbisem bu gecenin partisi için? Christine cevap veriyor. I think you shouldn't wear that dress. Because, diyor, bir gerekçesi var. Bence giymemelisin şu elbiseyi, çünkü demiş. Cevabını biz bulacağız. Really, gerçekten mi? I'll change then, o zaman değiştireceğim. Attractive, fashionable, gorgeous, old fashioned. Attractive, çekici. Fashionable, modaya uygun. Gorgeous, mükemmel. Old fashioned,
Modası geçmiş, eski moda. Hey look, how is my dress for tonight's party? Hey, buraya bak. Nasıl benim elbisem bu gecenin partisi için? I think you shouldn't wear that dress because it's old fashioned. Bence giymemelisin o elbiseyi çünkü o modası geçmiştir. Really, gerçekten mi? I'll change then. O zaman değiştireceğim. Doğru cevap Denizli'nin D'si. Hello. Kimberly, hello, merhaba diyor. Radio presenter, radyo sunucusu. You worked miracles. Harikalar yaratarak çalıştınız. Could you hear or speak when you were a child? Duyabiliyor ya da konuşabiliyor muydunuz küçük bir çocukken? No, I couldn't until I was five. Hayır, 5 yaşıma kadar yapamıyordum. Incredible, inanılmaz. Then how could you communicate? O zaman nasıl haberleşebiliyordunuz? Pardon, anlayamadım. I didn't follow you. Seni izlemedim. Orada bir soru soruyor. Certainly, elbette. How could you communicate? Nasıl haberleşebiliyordunuz? Can you? Ebilmek fiili. Bunun ikinci hali, could'tur biliyorsunuz. Ebilirdim sesini veriyor. Can you repeat that, please? Can you tell me why, please? Can you give me some advice, please? Can I take your name, please? Can you repeat that, please? Şunu tekrarlayabilir misiniz lütfen? Can you tell me why, please? Neden olduğumu söyleyebilir misiniz lütfen? Can you give me some advice, please? Biraz tavsiye verebilir misiniz bana lütfen? Can I take your name, please? Adınızı alabilir miyim lütfen? Doğru cevap. Ah, bir kez daha bakalım. Hello, you worked miracles. Could you hear or speak when you were a child? Çocukken konuşabilip duyabiliyor muydunuz? No, I couldn't until I was five. Hayır, 5 yaşıma kadar yapamıyordum. Duyamıyordum. Ya da konuşamıyordum. Incredible, inanılmaz. Then how could you communicate? Nasıl haberleşebiliyordunuz? Pardon, anlayamadım. I didn't follow you, sizi izlemedim. Can you repeat that please? Onu tekrarlayabilir misiniz lütfen? Certainly, elbette. How could you communicate? Nasıl haberleşebiliyordunuz? Doğru cevap A. While Tom, oraya boşluk var, with a ball, top ile, he accidentally, yanlışlıkla, window, pencere. Played, broke. Playing, broke. Was playing, was breaking. Was playing, broke. Oynadı, kırdı. Oynuyor, kırdı. Oynuyordu, kırıyordu. Oynuyordu, kırdı. Şimdi topla oynuyorken dediğine göre ya C ya D. While Tom was playing. Tom oynuyorken bir top ile he accidentally, o yanlışlıkla a window, bir pencereyi kırdı mı, kırıyordu mu? Tabii ki kırdı olur. Doğru cevap D şıkkı. Kırıyordu olmaz. While Tom was playing with a ball, he accidentally broke a window. Tom bir top ile oynuyorken kaza olarak, yani yanlışlıkla broke a window, bir pencere kırdı. Doğru cevap Denizli'nin D'si. Have you, boşluk var, swam in the sea at night? Geceleyin denizde yüzmüş müydün? No, I have, boşluk, swam in the sea at night. Geceleyin denizde, bakalım ne geliyor. Ever, never, just already, never, ever, lately, yet. Ever, hiç, hiç hayatında. Never, asla. Just, kısa süre önce, already, zaten veya şimdiden anlamına geliyor. Never, asla, ever, hiç, hayatında. Lately, son günlerde, yet, henüz. Evet. Bu durumda doğru cevap A oluyor. Have you ever swam in the sea at night? Hiç yüzmüş müydün denizde geceleyin? Swim, swam, swam. Fil üçüncü hali. Denizde hiç yüzmüş müydün geceleyin? No, I have never swam in the sea at night. Hayır. Never cümlesi olumsuzluk yapıyor. Olumsuzluk eki veriyor. No, I have never swam in the sea at night. Geceleyin asla denizde yüzmedim. Doğru cevap A. Arkadaşlık kurma konusunda hangisi yanlıştır? Good friends should make fun of each other. Good friends should keep secrets. Good friends shouldn't tell lies. Good friends should help each other. Good friends should make fun
Good match should make fun of each other. Make fun of, alay etmek demek. Each other birbirleriyle. İyi arkadaşlar birbirleriyle alay etmediler. Good friends should keep secrets. İyi arkadaşlar sır saklamalılar. Good friends shouldn't tell lies. İyi arkadaşlar yalan söylememeliler. Good friends should help each other. İyi arkadaşlar birbirlerine yardım etmeliler. B, C, D şıkkı pozitif. A şıkkı negatif. Zaten bize yanlışı soruyor. Good friends should make fun of each other. İyi arkadaşlar birbirleriyle alay etmeliler. Tabii ki olamaz. Doğru cevap A. My favorite teacher is our English teacher. En sevdiğim, favori öğretmenim benim İngilizce öğretmenimdir. Because she, çünkü o, bakalım ne? She is cheerful and kind. She always tries to solve our problems. Behaves rudely. Is always tolerant. She is cheerful and kind. Neşelidir ve de naziktir. She always tries, daima çabalar, to solve our problems. Problemlerimizi çözmeye çalışır. Behaves rudely, kaba şekilde davranır. Is always tolerant, daima toleranslıdır. Hangisi olmaz? Problemleri daima çözmeye çalışır, pozitif. Kaba şekilde davranır, olmaz. Daima toleranslıdır. A, C ve D gördüğünüz gibi pozitif. A, B ve D pozitif, C şıkkı oluyor. Çünkü bize yanlışı soruyor. En sevdiğim öğretmenimiz, my favorite teacher is our English teacher because she behaves rudely. Benim en sevdiğim öğretmen İngiliz öğretmenimdir çünkü o kaba şekilde davranır. Tanımlanamazı soruyor bize. Doğru cevap C. Doğru sırayı bulacağız. Okuyalım önce. Kemal Sunal was born in Malatya in 1944. Then he went to Vefa Lisesi. First he went to Mimar Sinan Primary School. He became an actor in 1973. Kemal Sunal was born in Malatya in 1944. 1944 yılında Malatya'da doğdu Kemal Sunal. Then sonra he went to Vefa Lisesi. Sonra Vefa Lisesi'ne gitti. First ilk olarak he went to Mimar Sinan Primary School. İlk olarak Mimar Sinan İlkokulu'na gitti. He became an actor in 1973. 73 yılında bir aktör oldu. Önce doğduğundan başlayacağız. 1. Kemal Sunal was born in Malatya in 1944. 1944 yılında Malatya'da doğdu. İlk olarak ilkokula gitti. First he went to Mimar Sinan Primary School. İlk olarak Mimar Sinan İlkokulu'na gitti. Then he went to Vefa Lisesi. Onu da bulduk. Sonra Vefa Lisesi'ne gitti. He became an actor in 1973. 73 yılında bir aktör oldu. 1, 3, 2, 4. Doğru cevap A. There was a bank robbery yesterday morning. Dün sabah bir banka soygunu vardı. A man entered the bank with a gun. Bir adam girdi bankaya silahla. He was wearing a mask. Bir maske giyiyordu. There were four customers. 4 tane müşteri vardı. And three employees. 3 tane de çalışan vardı. Eleman. In the bank, bankada. The robber wanted to employees to put all the money in a bag. Soyguncu istedi elemanların koymasını, bütün parayı bir çanta içine. Suddenly, aniden the security guard, güvenlik memuru of the bank, bankanın, came in, içeriye geldi and shot the robber ve soyguncuyu vurdu. Then one of the employees, sonra o zaman elemanlardan birisi called the police, polis aradı and the ambulance ve ambulans aradı. The police and the ambulance arrived in a short time. Kısa süre içinde polis ve ambulans oraya geldi, vardı. They took the robber to the police station. Tek bir anlamı almak, bir anlamı götürmek. Buradaki anlamı götürmek. They took the robber, soyguncuyu götürdüler polis karakoluna. When did the bank robbery happen? Ne zaman banka soygunu oldu? Last week, in the morning, at night, in the afternoon. Geçen hafta, sabahleyin, gece, öğleden sonra. Doğru cevap sabahleyin oldu. Doğru cevap B. How many people were there in the bank? Bankada kaç kişi vardı? Four customers, 4 müşteri, 3 employees, 3 eleman. Doğru cevap 7. Which of the following is true? Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? The robber went to hospital. Soyguncu hastaneye gitti. The robber stole jewelry.
soyguncu mücevherler çaldı. The police caught the robber. Polis soyguncuyu yakaladı. The robber ran away. Soyguncu koşarak uzaklaştı. Doğru cevap C şıkkı. Ambulanslar geldi. Polis ve ambulans kısa süre içinde geldi. Onu polis karakoluna götürdüler, hastaneye değil. Doğru cevap C. Çarpılar eksi. Bu çek işareti doğru işareti oluyor, artı oluyor. Yaptı yapmadı gibi. Wash the car, araba yıkamak. Do the laundry, çamaşır işini halletmek. Cook the dinner, akşam yemeği pişirmek. Pay the bills, hesapları, faturaları ödemek. Emma'nın eylemleri bunlar. Hangisi doğru diyor? She has washed the car, but she hasn't cooked the dinner. She has done the laundry and she paid the bills. She hasn't paid the bills, but she has washed the car. She has cooked the dinner, but she hasn't washed the car yet. She has washed the car, arabayı yıkamıştır. But she hasn't cooked the dinner, ama akşam yemeğini pişirmemiştir. Arabayı yıkamıştır. Araba yıkanmadı gördüğünüz gibi. Yanlış. She has done the laundry, çamaşır işini halletti. And she paid the bills, ve faturaları ödedi. Çamaşırhaneyi halletti, faturalar ödedi. Olmadı. She hasn't paid the bills, faturaları ödemedi. But she has washed the car, ama arabayı yıkadı. Araba yıkanmadı biliyorsunuz. She has cooked the dinner, akşam yemeğini pişirdi. Doğru. But she hasn't washed the car yet, ama henüz arabayı yıkamadı. Araba yıkanmadı gördüğünüz gibi. Doğru cevap. Denizli'nin D'si. Son sorumuz. Halil diyor ki, will you come to the graduation ceremony? Mezuniyet törenine gelecek misin? Orada bir cümlemiz var. But my sister is getting engaged on that day. O gün kız kardeşim nişanlanıyor. Engaged nişanlanmak, nişanlı demek. Get engaged nişanlanmak. Will you come to the graduation ceremony? Mezuniyet törenine gelecek misin? Nokta nokta. But, fakat, my sister is getting engaged on that day. O gün benim kız kardeşim nişanlanıyor. I'd love to, I will not. Yes, I'll absolutely join you. I hope you get well soon. I'd love to, hoşuma gider. I will not, yapmayacağım, gitmeyeceğim. Yes, I will absolutely join you. Evet, elbette sana katılacağım. I hope you get well soon. Ümit ederim yakında iyileşeceksin. Doğru cevap. İsterdim ama diyor. Bir kez daha bakalım. Will you come to the graduation ceremony? Mezuniyet törenine gelecek misin? I'd love to. Hoşuma gider. But my sister is getting engaged on that day. Kız kardeşim nişanlanıyor o gün. Doğru cevap A. Bir sonraki deneme sınavında görüşmek üzere. Hoşça kalın.